Derbe Özel Programı'na hoş geldiniz. İbrahim Toraman'la beraberiz. Biraz sonra Murat Erdoğan da bizlere katılacak. Eski futbolcularımız İbrahim Toraman, Beşiktaş'ın çok önemli isimlerinden, Beşiktaş'a mal olmuş bir isim. Murat Erdoğan da biraz sonra stüdyomuz olacak. O gelene kadar biz bağlantılarımızı gerçekleştireceğiz. Derbiye sizi hazırlamaya çalışacağız. Galatasaray ve Beşiktaş Vodafone Park'ta karşılaşıyor. Çok önemli bir mücadele, çok heyecan verici bir mücadele bu. Puan durumu itibariyle de böyle, bir de takımların kadrolarını masaya yatırdığımızda gerçekten üst düzeyde, kalitede bir futbol beklentisinin içerisine girmemizi sağlayabilecek futbolcular olacak sahada. Öncelikli olarak Vodafone Park'a gidelim. Maça ev sahipliği yapacak statta Övünç Özden var. Ondan bilgileri alalım. Maç 19'da MKG Vodafone Park'ın etrafı normal bir lig maçına göre daha hareketli. Maça şu anda 6,5 saat var ama taraftarlar hem stat etrafında hem Beşiktaş köyü içinde, Gümüşsuyu'nda, Taksim'de, Kabataş'ta, Karaköy'de beklemeye başladılar. Derbi heyecanı havanın da güzel olmasının etkisiyle sabahın erken saatlerinden itibaren siyah beyazlı taraftarları öncelikli olarak sarmaya başladı. Sarı kırmızılı taraftarlar da bu akşam stadyumda olacaklar. Yaklaşık 1900 Galatasaray taraftarı Türk Telekom stadyumundan saat 14.30'da toplanıp 16.30'da stadyuma giriş yapmak üzere yola çıkacaklar. Deplasman tribünündeki yerlerini alacaklar. Geçtiğimiz sezonda yeniden deplasman tribünleri açılmış. Derbilerde rakip takım taraftarları da tribündeki yerlerini almaya başlamışlardı. 93 yıllık bir tarihten bahsediyoruz. 93 yılda 342 kez karşı karşıya geldi Beşiktaş ve Galatasaray. Galibiyetler, mağlubiyetler merak edilir. Son durum ne, onu hatırlatalım. 342 maçta 120 Galatasaray galibiyeti var. 108 Beşiktaş galibiyeti, 113 karşılaşmada beraberlikle sonuçlandı. Geride kalan 93 yıllık rekabette, 93 yıl nereden başladı? Biraz oraya da bakmak lazım aslında. Bugünkü derbide durumlar nasıl, kadrolar nasıl olacak, takımların eksikleri hem Florya'dan hem de Ümraniye'den arkadaşlarımız detaylı şekilde aktaracaklar. Biz biraz tarihine bakalım derbinin, biz biraz geçmişine gidelim. 22 Ağustos 1924'e gidelim. O tarih iki takımın İlk kez karşı karşıya geldiğinde Taksim Stadyumunda ilk kez mücadele ettiği tarihi gösteriyor bize. 2-0 Beşiktaş'ın galibiyetiyle sonuçlanmış. Goller Refik Osman Top'tan gelmişti. Aradan geçen 93 yılda son karşılaşma 27 Şubat 2017 tarihinde Türk Telekom Stadyumunda gerçekleştirildi. O maçın galibi de Beşiktaş. Anderson Talisca'nın serbest vuruştan attığı golle siyah beyazlı takım geçtiğimiz sezon üzerinde konuşursak şampiyonluk yolunda önemli bir virajı dönmüştü. Bu sezonda aslında iki takım açısından şampiyonluğu ilgilendiren, lig sıralamasını ilgilendiren bir karşılaşma olacak. Evet, henüz 14. haftadayız. Sezonun tamamlanmasında 20 karşılaşma daha var ama şu anda Galatasaray 29 puanla lider durumda. Beşiktaş son 8 maçta 2 galibiyet alabildi. Son 2 karşılaşmasında 4 puan kaybetti derken puan sıralamasında 4. sıraya kadar geriledi ve şu anda puanı 23. Siyah beyaz takım bugün karşılaşmadan galibiyet ayrılarak aradaki puan farkını 14. hafta itibariyle lider Galatasaray'la 3'e indirmenin hesaplarını yapıyor. Galatasaray da bugün berabere kalarak veya ezeli rakibini mağlup ederek yine 14. hafta itibariyle şampiyonluk yolundaki en büyük rakiplerinden biri olan Beşiktaş'ın 9 puan önüne geçme niyetinde. Artık kartlar ortaya koyulacak. Bu akşam saat 19.30'da başlayan karşılaşmada hangi takımın hedefini gerçekleştireceğini, hangi takımın amacına ulaşacağını göreceğiz. Biz Dolmabahçe'den, Vodafone Park'tan maç başlayana kadar buradaki atmosferi, gelişmeleri aktarmaya devam edeceğiz. Son bir bilgi, hava oldukça güzel. Bugün 2 Aralık, artık kışa girdik ama tabiri yerindeyse yazdan kalma bir gün var İstanbul'da. 18-19 derecelere çıkan, rüzgarın hafif hafif kendini gösterdiği, güneşin oldukça aydınlattığı ve sıcak olarak ifade edebileceğimiz aralık şartlarına göre bir hava var. Bu da karşılaşmanın ambiyansını, taraftarların ilgisini, maç etrafı stadyum coşkusunu ve stadyum içerisindeki heyecanı artıracak faktörlerden biri olacaktır. Teşekkürler Övünç Özlem. Hemen vakit kaybetmeden, biliyorum ki Evren de sabırsızlanıyor bir an önce anlatmak için bilgilerini. Florya'ya gideceğiz. Florya'da Metin Oktay tesislerinin önünde Evren Göz bizi bekliyor. Teşekkürler Emek. Galatasaray kampı devam ediyor. Arkamda görmüş olduğunuz Florya Metin Oktay tesislerinde dün saat 18 itibariyle sarı kırmızılar son çalışmasını yaptı ve maçı beklemeye başladı. Teknik direktör Igor Tudor sol kanatta özellikle bazı değişikliklere gidebilir. Özellikle Latolevici'nin sakatlığı, Tolga Ciğerci'nin sakatlığı Galatasaray kadrosunda bir değişim
olacağını bizlere gösteriyor. Muhtemel 11 şu şekilde: kalede Muslera olacak sarı kırmızılarda. Defansa baktığımızda Mariano, Maicon, Serdar Aziz ve Lines'ten oluşan dörtlü. Serdar'a parantez açmak lazım. En son maçta Aytemiz Alanyaspor maçında elmacık kemiği kırılmış ve ameliyat olmamıştı Serdar. Bir maskeyle bugün muhtemelen sahada olacak Galatasaray'ın başarılı stoperi. Orta sahaya baktığımızda Fernando'nun cezası bitti. Endia ile beraber defansın hemen önünde ikili olarak oynayacaklar muhtemelen. Sağ açıkta ve sol açıkta hafta boyunca bir rekabet vardı. Bundan bahsetmek lazım. Özellikle Yasin Öztekin kupa maçlarında ve son oynanan Aytemiz Alanyaspor'la oynanan lig maçında gösterdiği performansla Tudor'dan forma şansı bekliyor bugün. Feghouli'nin de cezası bitti. Feghouli en son kupa maçında 45 dakika oynamıştı. Biraz da maç kondisyonunu artırmak için Igor Tudor bu yönde bir tercih yapmıştı. Feghouli bugün muhtemel 11'de, bizim dizdiğimiz muhtemel 11'de sağ açıkta. Ama parantez olarak Yasin'in de adaylar arasında olduğunu söylemek lazım. Fakat Igor Tudor muhtemelen Feghouli'den yana kullanacak şansını. Bu bilgiyi paylaşalım. Sol açıkta Rodriguez olacak ki Rodriguez de sezon başından beri Igor Tudor'un en çok güvendiği isimlerden bir tanesi. Forvet arkasında Belhanda ve ileride Gomis. Galatasaray'ın 11'i bu şekilde. Saat 16 gibi takım toplanacak, bir araya gelecek. 16.30 gibi maç toplantısı gerçekleşir. 17-15'te de Galatasaray buradan hareketle Flori Metin Oktay tesislerinden Vodafone Park'a doğru yolculuğuna başlayacak. Biz de canlı yayınlarla ve takım çıkarken takım otobüsünün görüntüleriyle tekrar karşınızda olacağız. Çok teşekkürler Evren. Kolay gelsin. Erbatur Ergenekon'a gideceğiz. Türk Telekom Stadyumu'nda bizi bekliyor. Çünkü Galatasaray taraftarı Türk Telekom Stadyumu'nda toplanacak. Oradaki detayları da Erbatur Ergenekon'dan alacağız. Erbatur. Emek merhaba, iyi yayınlar. Aslında teknik olarak 15'te Taksim'de toplanacak Galatasaray taraftarı. Stat'tan grup grup giden taraftarlar olacak. Saat 15'te Taksim'den stada Vodafone Park'a yürüyerek gidecek polis eskortu eşliğinde Galatasaray taraftarı ve stada böyle ulaşacak. Yaklaşık 2000 taraftar olacağını da hatırlatalım. Öğüncün bıraktığı yerden de hakikaten harika bir hava olduğunu, derbi havası olduğunu tekrar belirtelim. Diğer gelişmeleri de Taksim'den, Beşiktaş Çarşı'dan aktaracağız. Söz tekrar sende. Ama nasıl? Nevzat Demir tesislerine gidelim. Orada da Numan Gülşen var. Beşiktaş'ın kamp tesisleri. Numan sendeyiz. MKG Beşiktaş yılın son derbisinde Galatasaray'ı ağırlayacak. Karşılaşma saat 19.30'da başlayacak. Siyah beyazlılar bu maçın hazırlıklarını dün akşam yaptığı antrenmanla tamamladı ve arkamda görmüş olduğunuz Nevzat Demir tesislerinde kampa girdi. O ligin 14. haftası olmasına rağmen aslında Beşiktaş için çok kritik bir karşılaşma olacak. Öyle ki sonuca göre, alınan sonuca göre ligin kaderi ve doğrultusu da Beşiktaş açısından şekillenmiş olacak. Bu durumun futbolcular da farkında, teknik heyet de farkında, yöneticiler de farkında ve bu doğrultuda da dün akşamki antrenmana Beşiktaş Başkanı Fikret Orman da katıldı. Oyuncularla antrenman sonrası kısa bir toplantı gerçekleştirdi ki bu toplantının amacı tabii ki oyunculara motivasyon vermek amacıylaydı. Fikret Orman daha sonra antrenmanı takip ettikten sonra antrenmandan ayrıldı. Biz takıma bakalım. Takımda aslında Caner Erkin dışında şu an için bir eksik bulunmuyor. Bir önceki maçta, son maçlarda Tosic ve Pepe ikilisi yoktu. Pepe ilk yarısında affedersiniz maç öncesinde sakatlanarak başlayamamıştı Evkuryen'in Malatya Spor maçına ve bu akşam Tosic ve Pepe ikilisinin kadroda olmasını, yerlerini almasını bekliyoruz. Peki nasıl bir 11 olacak? Hemen Beşiktaş'ın 11'ine bakalım. Aslında teknik direktör Şenol Güneş ideal 11'ini sahaya sürecek. Kalede Fabri olacak. Savunmada Gökhan, Pepe, Tosic ve Adriano dörtlüsü olacak. Orta alanda Atiba, Tolgay ve Oğuzhan üçlüsü olacak ki bu üçlüye bir parantez açacak olursak teknik direktör Şenol Güneş aslında hafta boyunca en çok kararsızlık yaşadığı noktalardan biriydi ve çeşitli varyasyonlar vardı. Burada tabii ki Talisca'nın varlığı, Atiba, Tolgay, Oğuzhan dörtlüsü ki son haftalardaki Medel'in de yükselen performansı da bu kararsızlığa itmiş Şenol Güneş'i ama dün akşamki son antrenman sonrası kararını verdi deneyimli teknik adam ve orta saha üçlüsünde Atiba, Tolgay, Oğuzhan olacak. Kanatlarda her zaman olduğu gibi tabii ki Quaresma ve Babel olacak ve ileri uçta da Cenk Tosun 11'ini bekliyoruz diyelim. Karşılaşmanın başlamasına artık 6,5 saat kaldı ve biz de buradan Nevzat Demir tesislerinden gelişmeler oldukça tekrar aktarmayı sürdüreceğiz. Çok teşekkürler Numan. Övünç
Evren ve Erbatur. Size döneceğiz, bilgileri alacağız. Bir stüdyoda değerlendirmelere başlayalım. Sizleri dinlerken diğer konu...